Geçtiğimiz hafta iki bölümünü aktardığımız Abdülaziz Bayındır hocamızın sizin eleştirilerinize verdiği cevaplar vardı. Zannediyorum onun üçüncüsü şu anda hazır olması lazım. Onu İbrahim kardeşim hazırsa ekrana verebiliyor muyuz? Tabii sesin de stüdyoda duyulması lazım. Çok kısa bir bölüm zaten o. Uzun bir konuşmanın kısa bir bölümünü aldık. Aşağı yukarı özet niteliği taşıyan bir bölümdü. O uzun bölümde Abdülaziz Bayındır hocamızın söyledikleri. Hazır mı arkadaşlar? İşte burada bizim kendi kendimize bir takım mertebeler şey yapmamıza gerek yok. Mesela diyor ki Allah-u Teala Enbiya suresinin 101. ayetinde İnnellezîne sebeqat lehum minnel husne ulâike anhâ mu'adûn. Kendilerine el husne sözü geçmiş olanlar cehennemden uzak tutulacaklardır diyor. Bu sebeple yani şeylerde insanlar kendi kendilerine bir veli tanımı yaparak bir muttaki tanımı bir veli ve muttaki tanımı yaparak bir makam oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii öyle bir tanım yapılıyor ki karşı taraf işin iç yüzünü bilmeyince bizde böyle bir şey yok diyor. Bu herhalde bu tanımı yapan kişi de vardır diyor ve onu gözünde gereksiz büyütmüş oluyor. Evet. Özetle takva abartılıyor ve herkes kendine göre bir tanım yapıyor. Öyle olunca şimdi öyle, bazı kişilerin mertebesi çok yükseltilmiş. Yani kendisini dediği, de onun duğununda altında. Evet, kendini hissediyor. Aşağılık kompleksine giriyor. O zaman bu zat benden üstündür gözüyle ona tazim ve hürmet ediyor. Belki bunun dediğinde doğruluk payı olanlar vardır vakada. Şu istismara müsait bir müessesedir. Kendinin faziletini anlatırsa, kerameti kendinden menkul şeyhler gibi, insanlara kendini tanıtmak, sevdirmek, hürmet ettirmek niyetindeyse bunlar batıl insanlardır. Ama velilik iki kısımdır. Bir velayet-i âme vardır, genel velilik. Bir velayet-i hasse vardır, özel velilik. Bunların ikisi de Kur'an'da vardır. Şimdi o dediği yanlış. Bütün Müslümanlar velidir. Umumi manada. Allah veliyyüllezine amenu. Allah bütün inananların velisidir. Dostudur. Bu manada imanı olanlar hepsi velidir. İsterse hiçbir ameli olmasın. Müslümansa velidir. Allah'ın dostudur. Çünkü imanı olduğu için dostluk şeyine giriyor. Ama herkesin mertebesi bir midir? Elbette ki değildir. Onu da diyorsa, yani hiç namaz kılmayanla namaz kılan aynı mertebededir. Bu büyük bir saçmalıktır. Ayet-i kerimede tasnif her var. Her namaz kılanın mertebeleri birbiriyle bir aynı mıdır değil, acaba? Tabii. Mesela ne diyor? Kadefle al müminun. İnananlar kurtuldu diyor. Ama sıfatlar devam ediyor. Ellezînehum fî salâtihim hâşiûn. Namaz kılanlar. Namaz kılanlar da kurtuldu demiyor. Namazlarında huşu üzere olanlar. Vellezînehum anil lâhvi mûrizûn. Boş işlerden yüz çevirenler. Oho herkes sınıfta kaldı. İşi gücü milletin fuzuli üzerine elzem olmayan işler karıştırmak. Vellezînehum zekâti faalûn. İşte zekat verenler, namuslarını koruyanlar, eşleri, cariyeleri müstesna, işte emanetlerine, sözlerine riayet edenler. Vellezînehum alâ salâvâtihim yuhâfizûn. En sonunda tekrar namazlarını koruyanlar. Böyle maddeler, vasıflar geliyor. Bunları yapanla yapmayan mümin aynı tasnife girer mi? Ayette ne diyor? Elâ inne evliya Allah. Allah'ın dostlarına la havfun aleyhim ve la hum yahzun. Korku yok. Ancak onlar üzülmeyecekler. Ama o zaman bu ayete bakarsan herkes, her Müslüman veli ise, her Müslüman veli ise, velilere de korku yoksa, kurtuldu bütün namaz kılmasa da. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Şimdi orada ne diyor? Kime korku yok? Ben zerre kadar imanı olanı dostuyum diyor. O ayrı bir şey. Ama burada korku ve üzüntü yok onlara dedikleri özel dostluk. Tarifi var. Ellezine amenu. İman ettiler ve kânû yettekûn. Haramlardan sakındılar diyor. Şimdi o takvanın meratibi var. Bir şirkten sakınmak her Müslüman yapar. Bir efendim büyük günahlardan sakınmak. Bunu da her Müslüman yapamaz. Ama bir de küçük günahlardan da sakınma mertebesi var. Dolayısıyla bu mertebelerine göre takvada ilerler. İlerlediği zaman da hadisi kutsi de var. Ben onun işiden kulağı olurum, gören gözü olurum, tutan eli olurum falan filan. Bu hadisi kutsilere ve ayet kelimelere baktığımız zaman hususi dostluk Kur'an'da sabittir. Özel dostları var. Ondan sonra o şeyi kastediyor. Kutup, Gavs, Ebdal, Evtat, Üçler, Yediler, Kırklar meselesini kastediyor. Belki gerisi ilerisini dinlemedim. Belki de yok, var. Yok o içerisinde. Ha, maksadı bu gibi mertebeler. Şimdi efendim falan zat bu mertebede midir meselesine gelince. Evet. O noktada biz ne dedik geçen dene? Belli bir zatın kerametine inanmamak adamı yoldan çıkartmaz.
Ama keramet müessesesini inkar insanı ehl-i sünnetten çıkarır, dinden de çıkarabilir. Çünkü Kur'an'da Meryem validemiz, yani peygamber olmayanlar hakkında harikuladelikler olduğu Kur'an'da var. Buna keramet demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Peygamber olmadığına göre mucize diyemiyoruz. İşte keramet haksa, dolayısıyla bu özel dostluk da vardır. Çünkü her müminde niye bu keramet yok? Özel ikram niye yok her mümine? İşte onların farkı orada çıkar. Ha illa da keramet şartı da yok. Veli olur, kerameti olmaz. Hatta kerameti olmaz, kerameti olandan üstün de olabilir. Mesele takva iledir üstünlük. Allah'a karşı sakıncası, haramlardan, mekruhlardan sakıncası. Müstehapları, edepleri, tatbiki. Hal böyle olunca Ahmed İbn Hanbel'in kitabında hadis var. Sahihlerde var, Taberani'lerde var. O zaman İmam-ı Suyuti'nin, Hafız Suyuti, hadis hafızı, bu zatın bu evtel, üçler, yedileri hakkında hadisler risalesi var. Bunlar hep hadislerden alınıyor. Biz de bunları kendi kendimize uydurmadık. Ne diyor? Yeryüzü diyor, İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzere olan 40 kişiden boş kalmaz. Len tehlu vel ardu min erba'ine racülen. Kulubum ala kalbi İbrahim diyor. Bu 700'lere kadar bazı hadis-i şeriflerde var. Ama bu 40'lar hakkındaki hadis-i şerifler sıhhat dereceleri daha yüksek. Yani kuvvetlen, turuku çok. Fazla yoldan geliyor, takviye ediyor birbirini. Hal böyle olunca şimdi biz bir şey uydurduysak ona itiraz etme hakkı var. Ama biz bu kaynaklardan, hadislerden, rivayetlerden ve bu kadar tevatür derecesinde meşayihtan gelen hadislere dayanan nakillere göre konuşuyoruz. O zaman o inkar ederken delil göstermesi lazım. İnkare yok demek kolay. Biz var derken canımız çıkıyor kaynak bulana kadar. Ama sen yok derken hiçbir kaynağa lüzum yok. Duvara dayanarak bunu yapabiliyorsun. Bu ilim olmaz. İnkar hiçbir zaman ilim olmamıştır. Var diyenin delillerine bakalım o zaman. Biz bunun hakkında bir cilt kitap yazabiliriz. Evet. Yani bu hususta delillerimiz mevcuttur. Özel veliler, seçkin veliler vardır. Keramet-i evliya haktır. Bunlara tazim edilir. Bunlardan dua istenir. Yüzü su hürmetlerine bu zatların tevessül edilir. Efendim, şefaatleri haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veysel Karani için, Veysel Karani, Üveys el-Karani sahabe de değildir. Tabiinin en hayırlılarındadır. Ama onun hakkında hadis-i şerifte vardır. Kureş kabilesi kadar insan onun şefaatiyle cennete girecek diyor. Hadiste geçiyor. Ona yine bir keramet, bir şefaat isnat ediyor. Sahabe bile olmayan zata. Yine Ebu Nuaym'ın ki büyük muhaddistir, Hilyetül Evliya kitabı vardır. Onda çok kıymetli rivayetler vardır. Sıla isminde bir zat. İmam Rabbani'ye de hamledilir bu Sıla şeyi ama Sıla İbni Eşyem diye bir zat vardır. Geçmiş büyüklerde tabi'in, tebe-i tabi'in tabakalarında. O zat hakkında bir hadis vardır. Ümmetimden Sıla namında bir zat zuhur edecektir. 70 bin kişi onun şefaatle cennete girecektir diye. Dolayısıyla bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten kendi hayatındayken tespit etmiştir. Bazılarının ismini vermiştir. Bazı sahabenin faziletlerini kendi beyan etmiştir. Bunlar peygamber değil ki. Mertebe farkını Ebu Bekir bu ümmetin en eftali olduğuna dair Hazreti Ömer'le arasındaki farka kadar beyan etmiştir. Bunların hepsi bu ümmetin en üstünü Ebu Bekir'dir. Efendim, yeryüzü, göklerin altında Ebu Bekir'den üstün yok. Bunlar hadis-i şeriflerle sabittir. Dolayısıyla demek ki her mümin bir değil. Evet. Şimdi bir de şefaat konusunda Abdülaziz Bayındır Hoca'nın sözleri var. O dördüncü dosya olacak. Onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Hem de Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuya ilişkin cevabını dinleyelim. Efendi, Abdülkadir Geylani'ye atfedilen bir şiirden bahsetti. Tabii ben Abdülkadir Geylani'nin söylediği diyemem. Yani aynısını benimle ilgili mesela Hoca da programda söyledi. Benim söylemediklerimi benim söylediğim ifade ediliyor birçok yerlerde. Abdülkadir Geylani de belki bunlarla hiç uzaktan yakından alakası olmayabilir. Ama ona nispet ediliyor. O söyledi deniyor. Bizim yapacağımız başka bir şey yok. İşte dedi ki Abdülkadir Geylani şöyle demiştir. Muridi idâ mâ kâne şarkan ev mağribe uğîtuhu idâ mâ sâre fî eyyi beldeti. Müridim ister doğuda ister batta olsun. Hangi beldede olursa olsun onun imdadına yetişir. İşte biz böyle bir şeyhin müridiyiz dedi. Şimdi dedim bak siz her gün namaz okurken, namaz kılarken Fatiha suresini okuyup İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn demiyor musunuz? İşte dedi ki Allah'la bizim aramızda Evliyaullah'ın ve Meşayih-i Zam Hazretlerinin ruhları vardır. Onlardan isyanede bulunur, istimdad ederiz. Yani yardım ister ve medet umarız dedi.
Siz dedim Fatiha suresini her gün okumuyor musunuz? İyyâken abudu ve iyâken isten. Ya Rabbi yalnız sana kulluk eder, yalnız sana yardım, senden yardım isteriz diye. Sonra Allah-u Teala demiyor ayet-i kerimesinde, estağfirullah. Emmen yücibül muttarra idâ da'ahu. Başı sıkışmış olan bir kişi yardım istediği zaman onun yardımına kim yetişiyor? Ve ekşifü su, sıkıntıyı kim kaldırıyor? Ve ec'alukum hulefâ'eler, siz bu toprağın hakimleri kim yapıyor? E ilahum ma Allah, Allah'tan başka bir ilah mı var ki gelsin sizi kurtarsın? Galilem ma tezekkarun, ne kadar az düşünüyorsunuz? Şimdi bu ayetler bunu söylüyor, yani bu benim sözüm değil ki. Benim yaptığım, yani benim eğer itham ediliyorlarsa, ki ben bunu itham değil, bir şeref kabul ederim. Benim yaptığım tek şey Allah'ın ayetlerini okumaktır. O kadar. Bana ait sözlere zaten hiç kimsenin uyması gerekiyor. Falan hatası varsa da bunun ortaya konması gerekir. Elbette hata yapmış olabiliriz. Hata yapıyorsunuz diye. Yani bilimsel olarak ortaya koysunlar. Bilimsel. Evet. Bilimsel olarak ya sen bir ayeti okuyorsun, yani, öbür ayeti okumuyorsun. Bir söylediğinin belki altını çizmek lazım. Ben sadece Allah'ın ayetlerini okuyorum diyor Abdülaziz Hoca. Allah'ın ayetlerini okuyorsun ama işte Bektaşi de okuyor namaza yaklaşmayın diye. İlerisini okumuyor sarhoşken diye. Sarhoşken yaklaşmayın. Şimdi öbür ayetini okumuyorsun. Vebtegu ileyl vesile. Bana vesile arayın. Niye okumuyorsun? Ülâkiliz yed'ûne yebtegûne ile rabbimlü vesile. Melekler bile bana aracı koyarlar araya diyor. Niye okumuyorsun? Yani şimdi ayetin birini okuyup da öbür diyalogçular da aynı. Bekara 62 okuyor. 150 tane, 200 tane ayet var. O ayetin o manada olmadığına delalet eder. Ya tefsiri yanlış yapıyor. Sıkıntıyı açan ancak benim. Darda kalana yetişen benim. Bu ayeti biz nasıl anlıyoruz? Yaratan ancak Allah'tır diye anlıyoruz. Bu Allah araya aracı koymuyor diye anlamıyoruz ki. O zaman doktora gitmemek lazım. Bağıracak. Yetiş Allah'ım, yetiş Allah'ım, yetiş Allah'ım. Doktora yetiş diyen gavur olur. Bunlar bu kafa. Bu kadar bir sebepleri ortadan kaldırmak olur mu? E sen şimdi sıkıntıyı ben açarım diyor Allah. Biz de diyoruz ki Abdülkadir Geylani gibi büyük velilerin ruhaniyetlerini aracı yapabilir. Yapabilir diyoruz bak. Her zaman yapar demiyoruz. Yaptığı da olur, yapmadığı da olur. O Allah'ın bileceği iş. Ama Abdülkadir Geylen o sözünü Mahmut Efendi Hazretleri okudu ona. Zaten o dedi Mahmut Efendi'den evet, bahsediyor. Evet, Mahmut Efendi'den bahsediyor. He, yoksa benden bahsetmiyor. Baş tarafında onu kayıt alırken yemiş arkadaşlar. Dedi ki o büyük sultan, bu asrımızın müceddidi. Bir dünya uleması ittifak etmiş yani. Bu da bütün ülkeler alimler ittifak etmiş. Bu zat müceddittir. 15. asrın müceddidir Mahmut Efendi Hazretleri. Herkes kendine göre müceddit uydurmasın. Tarih tutması lazım hadise göre. E şimdi bu ona dedi. Abdülkadir Geylani'nin sözü bu. Müridim nerede yardım istese? Karada, denizde. Orada da yalnız diyor ki şey belki söyledi. O demedi de ona istat ediyor. Evet. Öyle bir şey yok. Onun en yakın kaynaklarında bu var. El yazmalarda bu var. Öyle kolay mı bu? Adam onun torunu var şu anda. Yani aklım şey de söylüyor. Benim söylemediklerim bana atfediliyor. Dolayısıyla Abdülkadir Geylani Hazretlerine de... Yok, Abdülkadir Geylani'nin bu kendi sözü olduğu mütevatirdir. Ve bunun hakkında bunların yazmaları var dönemine ait. Yani 500'lerde Hicri bu yazmalar var. O dönem var. Abdülkadir Geylani'nin kendi el yazıları da var. Hindistan'da şurada burada kendi kitapları çıktı. Yeni bir tefsiri çıktı 5 cilt mesela. Hiçbir yerde yok. Yani kendi kitabı el yazısında çıktı bu. Dolayısıyla onun dönemine ait bütün Evliyaullah'ın beyanları bu mütevatirdir. Bu işler yazma, mahdutattan, yazma eserlerden çıkıyor. Şimdi yeni gelen biri bunu çıkartmaya ne gücü yeter. Burada Evliya'nın kerameti hak mı? Hak. Ayetle hadisle sabit mi? Sabit. Allah Teala ölüyle dirinin farkı var mı? Yaratmak ancak Allah'a ait olduktan sonra diri de bir şey yapamaz, ölü de bir şey yapamaz. Yaratmak ancak Allah'a ait olduktan sonra. İbni Kayyim bile ne dedim? Ruh diyor gelir orduları bozguna uğratır. Ebu Bekri Sıddık gibi güçlü bir ruh diyor. Ruhu külli diyor buna. Ki İbni Kayyim ve Vehhabilerin imam dedikleri adam İbni Teymiye. İbni Teymiye Abdülkadir Geylani kerametlerini kabul ediyor. Ki İbni Teymiye bu ekolün başıdır. Sapmaların başı oradan başlamıştır ama o bile kabul ediyor. Şimdi burada Allah bir adamı aracı yapar mı yapmaz mı? Ha şu adamı aracı yapıyor diye kesin itikat taalluk etmez. Birisi dese ki Abdülkadir Geylani'nin bu makamı yok. Allah buna vermemiş. Kafir olmaz. İnanmak zorunda da değil. Ama birisi de inansa ona da sen şirk diyemezsin. Niye diyemezsin? Keramet hak olduğuna göre o zata Allah'ın keramet verdiğine
Ve Allah'ın verdiği kerametle, Allah'ın onu ona imdad ettirdiğine ve yetiştirdiğine, doktorun, pansumancının sana yetiştiği gibi, Allah'ın şifayı halk ettiği gibi, o zatın eliyle Allah'ın sana yetiştiğini ve yardımını yetiştirdiğine inanıyor. Dolayısıyla milleti şirkle itham etmek büyük bir tehlikedir. Bu kişi, orada Mahmud Efendi Hazretleri dahil, hoca cemaatini şirkle itham etti. Rabıta yapan diyor, şirktir. Şirk demek, gavur demek ya. Biz bu kadar cahil insan mıyız? Yaratan ancak Allah'tır, biz bilmiyor muyuz? O ayetleri biz bilmiyor muyuz? Ama ayetler lügat manasına göre açılıp da sözlükten anlaşılmaz. Bunca tefsir ulemanın beyanı var. Sebepleri devreden çıkaramayız. Bu sebepler, vesileler vardır. Mecbur musun? Değilsin. Değilsin ama Allah'ın hikmeti var işte. Sen de ondan sonra doktora gitme. Kendi kendine Allah'tan şifa iste. Musa Aleyhisselam'a vermedi şifa. Dedi ki benim dedi hikmetimi mi bozmak istiyorsun ya Musa? Git dedi otlardan motlardan kaynat iş dedi ya. Musa Aleyhisselam'ın gelen vahide. Şimdi peygamber makamında bile olsan sebeplere sarılıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar sebebe tevessül etmiştir hadislerde. O zaman bozuluyor mu ancak senden yardım isteriz? Bana yardım et dediği adam yok mu? Ondan sonra men ensari kim bana yardım edecek diyor koca İsa aleyhisselam yani. Yardım istiyor. Bu da kalkmış diyor ki ancak Allah'tan yardım ister. Peygamber havarilerden yardım istiyor işte. Yani bu kadar ucuz olur mu mantık ya? Bu sebepler manasında sebep ol. Allah'ın vesile emrine imtisalen. Vesile arayın emrini devreye sokmak kabilinden. Ama buna da bir insan mecbur değildir. Evet. Direkt Allah'tan da ister. Efendim bir ara daha vereceğim.